Bir konuk köşemizin bu haftaki konukları Ali Nurşani ve yükselen değer Engin Nurşani oldu. İlk başladığı günden beri hayatın tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Ali Nurşani artık tüm yoğunluğunu oğlu Engin Nurşani'ye vermiş. Engin Nurşani ise Metin İşken'in sorularına içtenlikle cevap verdi. Aynı babası gibi. Sayın Ali Nurşani, hayat nasıl gidiyor? Hayat ilk başladığı günden beri tam hızıyla devam bir şekilde gidiyor Allah'a şükür. İnişli çıkışlı. Hayır, oluyor, bazı engebellerimiz oluyor. İnişli çıkışlı dönemleri de yaşadık. İyi dönemleri de yaşadık, kötü dönemleri de yaşadık. Bizim için önemli olan gelecek günler önemlidir. Yani gelecek günlerin güzel olması için çalışıyoruz inşallah. Bir kaset falan çalışmanız oldu mu? Benim 5 yıldır belli benim kendime ait kaset çalışmam yok. Bütün yoğunluğu Engin üzerinde bulundurmaktayım şimdilik şu anda. Engin 2 albümü zaten çıktı. Üçüncüyü de hemen hemen bitirmek üzereyim. Birinci ayda, ikinci ayda biterim. Ya Engin, hayat nasıl gidiyor? Hayat, Allah'a çok şükür, yoğun bir tempoyla gidiyor. Çalışmalarımız şu an bayağı bir yoğun. Yeni bir kaset çalışman var. Kaset çalışmasını işte babam da dediği gibi hemen hemen bitirmek üzereyiz. Yeni bir klip çalışmamız var. Konserlerimiz var. Yurt dışı konserlerimiz bayağı bir yoğun tempoyla, bir hızla devam ediyor. Elimizden geldiği kadarıyla her şeye yetişmeye çalışıyoruz işte. Çok kişi, çok Engin Nurşani hayranı bilmiyor Engin'in yurt dışında yaşadığını. Evet, evet. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Burada halen ikamet etmekteyiz. Sık sık gidip geliyoruz işte. İki ülke arasında kaldık bu son dönemlerde. Bir de Nurşani'nin annesi bir Alman hanım. Evet, annem Alman. Dediğim gibi. Fakat Engin Nurşani Türk kültürüyle büyümüş bir ozan. Gayet tabii ki. Biz babamızın sanat kültürüyle, örf adetlerimiz olsun, gerek onlarla büyüdük. Onların sevdası, babamızın zaten bir ozan olması bizi de bu yola sürükledi. Bizi de bir türkü sevdalısı yaptı. Biz de. Engin Nurşani Almanca bir şarkı söylüyor mu? Hayır. Daha öyle bir şey hiç denemedim. Hiç denemedin mi? Yok. Yok. Ya Engin Nurşani'nin ufukta bir evlilik falan var mı? Ben evliyim zaten. Şu an ben sanatımla evliyim. Sazımla, sözümle. Bu güzel bir evlilik benim için şu an. Severek yaptığım bir iş zaten. Zaten biz bir işi severek yaptığın zaman başarıya da kolay kolay ulaşabilirsin. Bu gece deyim uykuladım, bendim gülüm 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 senin için. Terk etmedim bu dünyayı, kaldım gülüm 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 senin için. Sayın hocam, eskiden mi sanatçı olmak kolaydı yoksa şimdi mi sanatçı olmak daha kolay? Şimdi çok kolay. Mantar gibi sabaha kadar 5 tane sanatçı yetişiyor. Olayı ben de bilmiyorum da, biz bu yola çıkarken zaten bir adam anasından sanatçı doğmaz. Sanatçı halkın içerisinde çıkar. Yani illa senin paran var, götürüyorsun, zorla sanatçı olamazsın kardeşim. Bu işin kuralı budur. Sende bir doğal yetenek olması lazım. Ben çocukken okullarda türkü söylerdim. Şiirler okurdum 23 Nisanlarda. Heveslendim. Yani ben sanatçı olacağım, ozan olacağım diye de çıkmadım bu yola. Babama yalvardım, bana 25 liraya bir saz aldı o zaman. İyi de paraydı 25 lira. Onunla ben bir ayın içerisinde sazı söktüm kendi kendime. Çalmayı öğrendim. Ve bunun yanı sıra tarlada da çalışıyorum. Babam bir gün Antep'e gitti geldi, dedi oğlum sen sanatçı olmuşsun dedi. Her yerde senin gazetin çalıyor. Yani ben tesadüf ortaya çıktım. Öyle bir firma, bir şirket arkamdan durarak beni sanatçı yapmadı. Şimdi sanatçılık çok kolay. Alıyorsun cebine bir 10 bin euro. Yapıyorsun bir demo, sabahleyin götürüyorsun. Un kapanına üstüne de para veriyorsun. Oldun bir sanatçı. İşte bu ya, onlar tabii sanatçı oluyor mu? İşte yoksa bir kasede çıktı diye mi sanatçı? Ya bir ay sonra da bitiyorlar tabii. Bir ay sonra da bitiyorlar. Evet, öyledir. Dumanları fazla sürmüyor. İşte Engin'in tek şanslı yönü benim arkasında olmam.
O gücü arkasına alarak o un kapağına girmek kolay iş değildir. Orada bir eski Nurşani Baba ismi vardı da orada Engin'in arkasına destek oldular. Yoksa kolay değil bu sanatçı olmak. Sonra Engin'in şey, eser sormuyor. Melodi yapma sormuyor. Şimdilik ben yapıyorum ama ileride onu yapacağına da inanıyorum. Çünkü Engin'deki o yetenek onu belirtiyor. Seviyor çünkü işini. İşini seven adam ileride kendisi zorda kalırsa kendisi de yapar yani. Bestesini de kendi yapar. Ali Nurşen'in hayatında pişmanlık duyduğu neler var? Hiçbir şeyde pişman olmadım yaptığım işlerde. Kimseye danışmadım ki yaparak. Birisine yapsaydım, oradan kaybetseydim onda çok pişman olurdum. Yaptığım işlerin hiçbirisinde pişman değilim çünkü kendim istedim yaptım. Pişmanlık duyduğunuz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Keşkelerle yaşamadınız. Keşke bunu yapsaydım, keşke bunu yapmasaydım dediğiniz hiçbir şey yok. Yok, tabii yanlışlıklarım olmuştur ama ben orada çok büyük dersler çıkarmıştım. Ben ülkemi canımdan çok seviyorum. Ben ülkem için zaten bu kadar dertlerin, bu kadar çilelerin hepsini bu ülkemin geleceği için, aydınlığı için harcadım. Gençliğimi bile harcadım. Ve orada evimi de aldım Allah'a şükür. Yakın bir gelecekte 6 ay orada, 6 ay burada, 3 ay burada, 6 ay orada öyle bir gidiş geliş dönemi yaşayacağız. O da biliyorsun bazı sağlık sorunları yüzünden gidip gelmeler olacaktır. Yani gönlümüz orada, evimiz orada, yerimiz oradadır. Bedeniniz. Biz Almanların bir deyim var, zeyliş körpeliş buradayız ama körpeliş burada, zeyliş oradayız yani. Beden burada da gönül oradadır yani. Gönül oradaki dostların yanındadır her zaman. Ya Engin Nurşani, sizin son sözlerinizi alalım. Öncelikle programınız hayırlı olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah daima başarılı olursunuz. Bizleri sevenlerimizle buluşturduğunuz için de teşekkür ediyorum. Ben sevenlerimize, insanlarımıza sağlık içerisinde, huzur içerisinde ve en önemlisi barış içerisinde bir hayat dilemek istiyorum. Buradan hepsine çok çok teşekkür edip saygılarımı sunuyorum. Bu kadar sohbet yeter diyoruz ve sizleri Ali ve Engin Nurşani'nin türkü ziyafetiyle baş başa bırakıyoruz.